Midenizde yanma, refahınızda kaçak var. Meğer yemek öncesi bir kaşık enginar sekesi alın, civartma hakkınızın karaciğer, yağlanma, kayıplamak, göbek yağı, tohumu, kadar sabahları yemekleri, kadar çayı düşünürlerle kullanın. Nane mutlaka alerjisi olmayanlara, elma, siren, baş ağrılarında %100 şifadır kainat şifanesinde. İyi günler değerli Akit TV izleyicileri. Bu haftada sizlerle beraberiz. Sağlıklı yaşamın sırlarını konuşacağız. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız ve hocamın her salı, cuma Akit gazetesinde yayınlamış olduğu köşe yazılarını değerlendireceğiz. Ve aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız kadınlara ve erkeklere özel kürü yoğun istek üzerine bir kere daha burada işleyeceğiz. Hocamdan nasıl yapıldığını ve nelere yaradığını tekrar anlatmasını isteyeceğiz. Tabii ki bunların hepsini Ahmet Marenk hocamla beraber yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, teşekkür ediyorum. Ben de Akit TV izleyicilerine hayırlı günler diliyorum. İyi bir hafta sonları olsun. 2018'de inşallah Türk İslam Birliği'nin inkişafında, İslam ümmetinin yeniden dirilişine vesile olsun diyorum. Tabii bütün yazılarımız ve çizilerimiz, eserlerimiz, konuşmalarımız hep bununla ilgili. Yazıyoruz, çiziyoruz. Rabbim bize sorduğu zaman diyeceğiz ki, Maranki sen ne yaptın? Ben Yeni Akit gibi bir gazete var. Orada bunları yazdım, doğruları. Bir de kanalımızda, programımda da bunları yayınladım. Benim yapacağım buydu diye, en azından bunları söyleyeceğim diye düşünüyorum. Ama yeter mi? Yetmez. Tekrar ahsen velev ki 180 bunları tekrar etmemiz lazım. Ben onun için 2018'de biraz daha gelecek 2023'lerin, 53'lerin, 71'lerin inkişafının daha güçlü ve kuvvetli seda bulması için çok yapılması gerekenler olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki yazılarım da bu noktada olacak. Çünkü Türkiye ve dünya ve İslam dünyası iyi bir süreçten geçmiyor. 2018 kırılmaların hakim olduğu bir dönem olacak diye düşünüyoruz. Tabii Ahmet Marenki kozmik bilimci, değerli izleyiciler. Hakikaten Kur'an'daki işaretler ve beşaretlerle, asrın müceddit ve müştehitlerin içtihatlarıyla, daha Muhittin İbn Arabi'den tutun da Mevlana Halid-i Bağdadi'den kitap vermiş olan İmam-ı Rabbani'den tutun da mektubatındaki esintilerden Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatına kadar hem Kur'an ve sünnet noktasında ses veren bütün bu eserlerde bu işaret ve beşaretler ortaya konuluyor. Onun için 2018-2023 sürecinde çok çetin günler İslam ümmetini bekliyor. Tabii bu işin İslam ümmetinde bayraktarlığını yapacak olan bu Orta Asya'dan, Ergenekon'dan, o demir dağları eriterek bütün dünyaya yayılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in "Utrukut Türk'e mâ terakûkum" dediği, Türkler size dalaşmadan, onlarla asla tartışmayın, savaşmayın hükmünün yanında, Kur'an'da ve sünnetullah'ta Efendimizin İstanbul'u fethedecek ne büyük kumandan ve onun erlerine dediği bu Anadolu ruhunu, bu Necip milletin torunlarının tekrar diriliş günleri başlayacaktır diye düşünüyorum. Titreyip kendimize gelmemiz lazım. İşte bunun için neler yapılmalı? İşte bunları yazdık, bunları yorumlayacağız bugün inşallah. İnşallah. Hakan Yalçın. Teşekkür ediyoruz hocam. Öncelikle gündeme dair değerlendirmelerden bulunmak isteriz, yoksa köşe yazılarımıza mı geçelim hocam? Evet, gündemde ne var suallerinin içinde? Hocam gündemde son zamanlarda Fransa, Tayyip Bey'in Fransa'ya gitmesi, Arap coğrafyasında yaşananlar, aynı zamanda bugün Çin bir atağa kalktı ve ordusuna savaşa hazır ol emri verdi. Şu an Orta Doğu ve Orta Asya'da Rusya ile beraber de bir savaş hazırlığı var. Bunları nasıl değerlendiriyoruz? 2018 yılı sizce Orta Asya'da ve bu bölgede, Orta Doğu'da nasıl geçecek? Şimdi hem yazımıza da girizgah yapalım. Allah külli şeyin kadirdir. İnna Allaha kâne semiyan basira diyor. Ben her şeyi işitir görürüm. Dünya büyük bir nizam, mizan ve intizam içinde hareket ediyor. Biz bunun içinde cüz'i irademizle kaderimizi yaşıyoruz. cüz-i irademiz var. Onu kullanarak Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürüyoruz. Bu da bizim kaderimiz. Allah bizim yarınımızı, daha sonramızı biliyor. Biz bilmiyoruz. Biz onun kitabullahına göre, sünnetullahına göre bir hayat tarzı yaşıyoruz. Şimdi Allah bilmiyor mu Kudüs'teki bu sıkıntıları? Binlerce Suriye'de, Irak'ta ölenlerin durumlarını biliyor. Allah zalim mi? Haşa ve kella. Değil. Kullar zulmediyor kendine. Niye? Sen hangi kavme benzersen, şimdi bir 2018 yaşadık. Salı günkü makalem bununla ilgili. Hakikaten ben ömrümün büyük bir kısmını, son yıllarımı, yaklaşık 33 yıllık devlet hayatımın da yarıdan fazlasını yurt dışlarında devlet göreviyle geçirdim. Şimdi Rabbül Alemin bakıyor bu Necip milletin torunlarına. Bu Anadolu topraklarını bize vatan edinmiş olan, atalarımızın kanlarıyla sulanmış bu topraklarda biz neyi savunuyoruz? Geçen gün bir mühendis arkadaş Türkiye'ye geliyor. Tabii neresini gezdireceksin? Taksim'i görmek istiyor, meşhur. Ya diyor, biz Avrupa'da bu kadar diyor Noel'i kutlamıyoruz diyor. Şimdi. Çok ilginç. Hakikaten Fransa biliyorsun Noel'i yasakladı tedbirlerden dolayı. İçki yasağı koydu. Acaba aynı içki yasağını Türkiye'de bir belediye koysaydı İstanbul'da, ki biz terörle uğraşıyoruz. Her tarafımız düşman dolu. O haldeyiz aynı zamanda. O haldeyiz aynı zamanda. Bak bak bak. Bunu Fransa demokrasi beşiği olan işte. Sayın Cumhurbaşkanımız niye oraya gitti? Hakikaten Macron halkın içinden çıkmış. Halkın desteğiyle iş başına gelmiş. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la, çünkü Fransız elitleri Macron'u istemiyordu. Statüko'nun devancısı gibiydi. Aynı Clinton'ı ister gibi. Amerika'da Trump'ın karşısında. Ama ne oldu? Dikkat edin, dünyada gizli bir halk devrimi oluyor. İnkılabı oluyor. Halk yöneticilerini dayatmalara değil, yöneticilerine kendisine faydalı olacak global tröstlerin, kartellerin, dünyayı idare eden egemen güçlerin dayattığı insanları değil de tam aksini seçiyor. Zaten halka gitse halk bunu yapıyor. İşte Macron da böyle seçilmiş biriydi. Onun için gitti. Hakikaten ikili görüşmeleri ben yakından izledim. Fransa'da da çok oldum. Fransızlar çok Avrupa'da değişik bir versiyon. Hani Alman İmparatorluğu'nun dışında. Alman Avusturya İmparatorluğu Merkel'in, Almanya'nın başını çektiği, öbür diğer ülkeler ailenin içinden gibi sayılır. Bir Fransa vardır orada. Bir dişli olarak. Öyle İtalya, Yunanistan falan, bunlar devlet değildir. Bunlar Merkel'in ağzına bakar. O da bir yerlerin ağzına bakar. Bir de tabii Amerika'nın bağlantılı olduğu İngiltere, güneşin batmadığı yer dediğimiz, o da dünyayı idare eden bir gücün merkezidir. Bakın. Ve burada da en elit tabakalarda Araplardır. Bugün gidin Londra'da, Londra'nın, İstanbul'un işte en güzelleri neresi diyelim? Kadıköy veya işte Etiler veya Akatlar. Şimdi o Etiler'in de Akatlar'ın da Araplar oturur. Özel korumadadırlar. İşte gördük. Şimdi bugün görüyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri gibi devlet olduğunu iddia eden bir kuruluşun başındaki başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bir açıklama yaptı. Hakaretamiz bir açıklama. Hemen araştıralım bunu. Şöyle bir algı var. Hani uzun böyle başına sarıp beyaz bir elbise giydim. Hacı Hoca akla geliyor. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3 emirliğin birleşmesiyle olmuştur. İşte biri başbakandır, biri Dubai'nin başkanıdır, biri meclis başkanıdır. Bunlar emirlerdir. Bunun babası ateizmin kurucusudur orada. Bak bak bak. Halk bunları bilsin. Hani Arap diyoruz ya Müslümandır diye. Yani ben Cidde'deki çıplaklar kampından falan bahsetmek istemiyorum ha. İslam Bankası'ndaki 1987'li yıllarda 30 sene önceden, 30 küsür sene önceden bahsediyorum. Çıplaklar kampı Cidde'deki bahsetmiyorum. O 3 metrelik hasırların arkasında ırzına geçilen kızlardan bahsetmiyorum. İslam, şeriat bilmem ne üniversitesi diye. İşte devleti diye. Bakın bunları konuşmuyorum. Yani burada hayattır esas olan. Şu anda böyle bir hayat yaşanıyor mu? Asla, zahiren yaşanmadığını da görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'ni de değerlendirirken, işte Dubai'yi de değerlendirirken, Abu Dhabi'yi de değerlendirirken halktaki bu şeyi kırmak istiyorum. Bunların İslam'la zerre kadar alakaları yoktur. Devletlerinin adında İslam bile olsa. Yine bir hatıramı paylaşıyorum. O yıllarda 87'de Allah rahmet eylesin Selahattin Yeşilyurt abimiz vardı. Risale-i Nur talebesiydi. Biz hafta sonları Cidde'den Kabe'ye gelirdik. Cuma tatil, cuma, cumartesi, pazar gece Kabe'de kalırdık. 3 gün tatil oldu pazartesiye kadar. Biz kalırdık. Bir gün dedi ki kartlarımız vardı görevli olduğumuz için. Her yere girebiliyorduk. İşte tutuyorsunuz açılıyor falan. En üst katta ben böyle namazlarımı kılıp kalırdım. Sabah da hep orada geçirirdik. Bir abdest almaya dışarı çıkardık. Dedi ki bugün dışarı çıkma. Niye? Kral ve ailesi, bütün velihatlar, prensler, yurt içi, yurt dışı dedi. Bir gün dedi burada dedi tavaf yapacak, ziyaret edecek. Sabahleyin bütün Kabe, değerli izleyiciler, çok önemli bir şey anlatıyorum. Bu tabuları yıkalım artık. Arap demek, İslam demek değil. Neyse uzatmayalım. Bir anda böyle bir sistemi vardır orada. Dallah diye bir firma vardır. Anında Kabe 1 dakika içinde boşaltıldı. Biz en üst katta kaldık. Bir baktım velihatlar böyle içeriye girdi. Yüzün üzerinde insanlar, küçük çocuklar büyükten, milli kıyafetli kadınlar falan ama ipekli, yaldızlı maldızlı böyle. Çarşaflı falan değil yani. Ne gördüm biliyor musunuz ey Necip milletim? Arkadan gelen velihatlar var, küçükler, 20-30-40 tane. Hepsi frak giymişti. Hani şeytan giysisi var ya, şimdi bizim mecliste de yıllardır giyilirdi Sayın Cumhurbaşkanım. Uzun takım elbise. Evet, frak giymişti arkadan ve öyle tavaf ediyorlardı. Aynı zamanda masonlara da yakın bir kıyafet. Evet. Yahudi. Ve işte o ailenin de kime olduğu, bunlara ben girmek istemiyorum. Bunun uzmanları var kanalımızda anlatıyor. Ben yaşadığımı anlatıyorum, gördüğümü anlatıyorum. Onun için Türkiye'de hani böyle o kıyafeti giydi Arap Müslüman şeyini asla bırakalım. Ben dünyanın yaklaşık Amerika'dan, en doğudan, en batıdan, en kuzeye, Norveç'ten, en güne bir Güney Afrika kaldı gitmediğim o taraflar. Dünyada Müslüman bir ülke varsa İslam'ı yaşayan yine Anadolu topraklarında olduğunu da bir kere daha söylemek istiyorum. Ki İran'ı da bunun içine katarak söylüyorum. Hani İran'ı da hani İslam Cumhuriyeti olduğu için İran'a da geleceğiz söylüyorum. Hocam. Onunla da alakalı bir soru evet, var. Şimdi onun için yani biz öyle bir hale gelmişiz ki fakat en büyük oyunlar işte sözün özü burada. Anadolu için oynanıyor. Anadolu topraklarında 22 milyon kilometre kareden iç ve dış hainlerle birlikte yıktırılarak 780 bin kilometre kareye hapsedilen bu Efendimiz tarafından övülmüş bu Necip milletin torunları olarak bunun asimilasyonu üzerinde uygulanıyor. Ve maalesef bunu yaparken de medya birinci planda oynuyor ve maalesef bunun içinde de ben buradan da Akit gazetesi yazarlarına da bir çağrı yapıyorum, yönetimine de. TRT bu işin içinde. Neden içinde? Çünkü diğer kanallar özeldir, para kazanmaları lazım, reklam alabilir, hazırladığı diziler, programlar açtır, meştir. Hanımlarımızın gece giymediği kıyafetleri gündüz onlar reklamlarda gösterebilir. Buna rütük karar verir. Ama benim paramla, benim vergimle, benim suyumdan, elektriğimden, telefonumdan kesilen paralarla maaşı ödenen Türkiye Radyo Televizyonu'nda İsrail'i desteklediğini, Yahudi'yi desteklediğini söyleyen gıda ürünlerinin 1, 2... bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himmet ve gayretleriyle ve yol göstermeleriyle örtülü destek verdiği Payitaht gibi, Diriliş gibi veya daha pek çok dizilerde asitli içecek halka zararlı kesin olan kolalı içeceklerin reklamının veresi benim vatandaş olarak gururuma dokunuyor. Bunun mesul ve müessiplerinin mutlaka bulunup ben buradan değerli Halit Eren, benim İrsika'dan değerli dostum, biliyorsun İslam Konferans Teşkilatı'nı, evet, Nevzat Yalçıntaş'ta kuranlardan biriyim. Ben yurt dışında görevli olduğum için o zaman başına Halit Hoca getirildi bu işin. Onun oğlu İbrahim Eren kardeşimiz, genel müdür şu anda. Ben kendisine bir kere daha buradan uyarıyorum. TRT'de bu diziler, bilhassa Payitaht dizisinde ben öğrendim ki, ben Abdülhamit hayranı biriyim, araştırdım. Mesleğimde istihbarat olduğu için dünyanın İngiliz Anglikan servisi dünyanın en büyük istihbaratçısının Abdülhamit olduğunu oy birliğiyle karar vermiştir. Hayatını izlediğimde bu dizide Abdülhamit dönemini, 33 yılını başta Yılmaz Öztuna'nın Türk ve Osmanlı tarihinden ve Ahmet Akgündüz profesör kardeşimin yine Türk tarihi kitabında, Osmanlı tarihi kitabında milim milim okuyup ezberleyen biriyim. Asla Abdülhamit'in hayatında, dün gece de izlediğimiz bu dizideki bu aşklar, bu meşkler, bu kızların bu kadar aşka düşkün, benim hayatımda bir gaye vardır. O da paşam bilmem kimi sevmek. Ya koca Abdülhamit'in kızı böyle mi yetişir Enderun'da? Bu bir algı operasyonudur. Bir oğlu var ki devamlı bir cariye de değil, yani saraylı biri de değil. Hani küfüviyet şartı vardır İslamiyet'te, bunları öğrenmiş biri gibi Abdülkadir denen o şahsiyet, gitsen bilmem nelik odalık saraydan ana babaya itaat etmeden isyanı gösteriyor. Böyle bir Abdülhamit dizisi olamaz, tarihte yoktur. Bunun hakkında devlet soruşturma açmalıdır. Bugün RTÜK'e müracaatımızı yapıyoruz bu konuda. Yazıktır ya. Sana soruyorum kardeşim, sen yetişmiş, üniversite okumuş, Türkiye'de gurme olmuş, üniversitelerde hocalık yapan birisin. Abdülhamit'in böyle bir kızı, böyle bir saray hayatı, bu ne kadar bir entrika. Biz Kanuni'nin bir dizisi vardı, tenkit örüyordu. Neydi onun ismi? Muhteşem bilmem ne yüzyıl. Muhteşem yüzyıl. Ya buna itiraz ediyorduk, arar olduk ya. Aşklar, meşkler, o ona saldırıyor, o onun kızın diyor, kavga ediyor, padişahın kardeşi öbürünü evine alıyor, bu bilmem ne. Yani neredeyse seks filmine döndü yani. Ve bu bir algı operasyonudur. Bu askeri istihbaratta gri bir propagandadır. Sayın RTÜK Başkanı. Abdülhamit'in hayatında böyle bir şey yok, saray hayatında. Varsa da bunu niye yayınlıyorsun kardeşim sen? Sen bu ülkenin düşmanı mısın? Ben burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın birinin görevlendirerek bu düzün konusunun incelenmesini olmadığının altını çiziyorum. 3 tane profesör imzasıyla, artı varsa da bu Necip milletin bu zor günlerinde Abdülhamit'in aşklarının bacısının, kardeşinin olmadığına inanıyorum. Bunların yayınlanması gerekli midir? Bizim İslam şeriatına göre hayatımızda kusurları örtmek bir fazilettir. Bir kimsenin ayıbını görürseniz sen de ayıbını gizle, ahirette senin ayıbını gizleyecek. Bunun televizyonda yayınlanması çok daha büyük bir suçtur, hakarettir. Bunun dava konusu yapılması lazım. Evet, ben burada TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim Eren'i göreve davet ediyorum. Bilgisi olmayabilir ama büyük bir kumpas, büyük bir algı operasyonu, büyük bir gri propaganda, Payitaht Abdülhamit dizisi gibi diğer pek çok dizilerde bunlar yapılmaktadır. Halkın bilmediği Abdülhamit aile efradı sanki bir aşk mecrasıyla saraydaki entrikalara dönmüştür. Bizim güneyimizde savaş var, kuzeyimizde savaş var, içimizde FETÖ aldı, FETÖ yürüdü. Ama bunların hepsi birer oyun. Esas iş, herkes hasta kardeşim. Binlerce kişi hastane kuyruklarında. Delihanelerde yer yok, yer. Evet hocam, hastaneler, delihaneler, hapishaneler. Hapishanelerden at çıkarıyorlar, 20 yıl almış, 5 yıl almışı. Ben şimdi savcılıklarla hem Kastamonu'da hem İstanbul'da denetimli serbestlik şeylerine katılıyorum. Savcılarımızın talepleri var. Hepsini kabul ediyoruz, gidiyoruz. Adam esracı, eroinci 3 yıl, 5 yıl. İşte bırakılmış, yer yok ki hapishanede. Niye yok? Ya ruhumuzu yıktılar ya. Yıktılar, bu diziler yıktı bizi. Rahmetli Erbakan Hoca bir gün hatırlıyorum. Ahmet Albayrak hatırlar, Yeni Şafak'ta Fatih ilçe başkanı. Bu söyledim 30-33 sene önce, 35 sene önce. 40 kişiyiz. İyi dinlesin. Ey necik milletim benim. Soruyor Erbakan Hoca. Dünyadaki güçleri sayın diyor. Beyin takımı var. Bugün onların hepsi %70'i bakanlık yaptı. Hatta 80'i ben hariç. Dünyada en büyük kuvvet nedir dedi. İşte biri sayıyor, hukukçular yasama diyor, yürütme diyor, yargı diyor falan. İşte o önde bu önde, hoca kalktı uzatmayalım. Dünyanın birinci kuvveti dedi medyadır dedi. Medya. Diğerleri medya dedi ne derse olur ve yıllarca şu birkaç yıla kadar sadece medyanın sözü geçerdi. Bir genel yayın yönetmeni bakanı, başbakanı tehdit ederdi bu ülkede. Yol haritası çizerdi ve hep öyle olmuştur. Son bir 3-5 yıldır diye söylemek istiyorum. Birazcık bunun dışında ama şu anda da medya yine bütün gücüyle, algı operasyonlarıyla, o dizileriyle moral bozucu, halkın moral motivasyonunu bozacı, ahlaka mugayir bu dizileriyle programlarını devam ettiriyorlar. Ve ben buradan TRT'nin bu kervanın içinde olmamasını diye olmamalıdır diye düşünüyorum. Çok çok önemli. Altında çizmek istiyorum ve bu işin de takipçisi olacağımı, RTÜK'e ilk şikayetimi yapacağımı da bildiriyorum. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi bir soru da geldi. Bu esrar eroinden, alışkanlıklardan bahsettiniz de Sayın Bakanım Süleyman Soylu'nun da bir açıklaması oldu geçtiğimiz günlerde böyle bu konuyla alakalı. Bunu gördüğünüzde polislere kırın bacaklarını dedi. Hocam bu konuda ne düşünüyor? Söylem doğru mudur diye bir yorum geldi. Kardeşim bak ben Süleyman Soylu'yu daha Fatih'teki top günlerinden tanırım. O zaman hem yeniden milli mücadele hem doğru yol hareketi içinde sağduyu sahibi, tamam mı? İnançlı, imanlı. Çok berberimiz bile Fatih'te ortaktır. Tanırım, kendisini iyi bilirim, tamam mı? Gayretlerini bilirim. Aynı camialarda yetiştik, aynı ruhta büyüdük. Bu millet öküzün altında buzağı aramasın. İçişleri Bakanı şimdi... Ecevit şeyde dedi ki, gitti Kıbrıs harekatında dedi ki Ayşe'yi tatile yollayın. Allah Allah, ne demek ya bu? Amerika'dan açıklama yaptı, görüşmeye gitti, müsaade alacak. Çıkamazsın diyor, Kıbrıs'a gidemezsin diyor. O da diyor ki telefonda dinleniyor. Bizim Ayşe'yi diyor tatile gönderin diyor. Ve Kıbrıs'a çıkarma yapılıyor yani. Şimdi burada teşbih var. Bunu da herkes biliyor ama asıl maksat... hükümetin içinde bir başbakandan bakanlara doğru iniyorum aşağıda. Milletvekillerinin içinde bilhassa bu ülkeyi yöneten yerleşik düzeninin teknokratlarının içinde, valilerinin içinde Sayın Süleyman Soylu'yu icraatlarını beğenmeyip kim bu ya diyenler var. İşte o güruh birilerini kullanarak medyadaki o çapulcu takımına, ayak takımının şeyini, kırın bunun ayaklarını, ben şöyle diyorum, kırın bunun ayaklarını. Bir şifre yolluyor aslında. Yani diyor ki mücadeleye devam kardeşim, bunda taviz yok. Ali'nin, Veli'nin, şu bakanın yeğeni, bu profesörün, şu rektörün oğlu tanıma. Arkasında şu müsteşar var, benim ağzımı açtırmasınlar. WhatsApp hattında 200'e yakın ihbar var. Sayın Bülent Sarıdiken arada bir konuşuyor bazılarını. Belediyedeki rüşvetten, bürokrasideki, müsteşardaki rüşvetler hepsi geliyor. Bunlar diyor ki aman diyor bu böyle giderse bizim de ipimizi çekebilir yakında. Tabi onun da ucu nerelere gidiyor? Bir yerlere kadar gidiyor. Onun için böyle teşbih yapılan işlerde bu işin beli kırılmalı. Ayak kırındaki şey, bel kırın, mücadeleye devam. Bu ülkede nasıl kapkaç, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki kapkaç bitecek, bir günde bitti. Korsan bitecek dedi, bir günde bitti. Ha, Ahmet Maranki'nin 1 milyon kitabı boşa gitti. 30 trilyon kaybımız var. Devletin %20'den 6 trilyon PKK'ya gitti. Şimdi de esrar eroine gidiyor bu işine içeri ve PKK ve bunun yerleşik düzenin içindeki bürokrat, polis, bilmem ne vesaire ayağıyla. Aslında aynı zamanda PKK'nın da ayaklarından biri de kırılıyor. Kırılıyor biz. Ayak kırdaki mana bu işi %90 yapan bu zihniyetteki tayfalardır. Tayfalardır. İllegal örgütlerdir. Bunların hepsinin ayağı ve beli kırılmalıdır. Teşekkür ediyoruz hocam. İsterseniz bir kısa araya gidelim. Reklamların ardından yine beraber olalım. Kısa bir araya gidiyoruz. Reklamların ardından köşe yazılarını değerlendireceğiz. Erkeklere ve kadınlara özel kürlerimizi paylaşacağız sizlerle. Bizden ayrılmayın diyoruz. Reklamların ardından yine sizlerle beraberiz. Yapma öyle bakımda kaçak var. Her yemek ötesi bir kaşın ginar sekesi. Alın sabah akşamı karaciğer kilo vermek, zayıflamak, göbek yağı, tohumu yatmadan sabahları yemekleri, ada çayı düşünürlerle kullanın. Nane mutlaka, alerjisi mutlaka, elma siren baş ağrılarında %100 şifadır kainat şifanesinde. Evet değerli izleyiciler, reklamların ardından yine sizlerle beraberiz. Programımızın 2. bölümüne geçtik. Evet bu arada sorularınız da geliyor erkeklere ve kadınlara özel kürle alakalı. Onları 3. bölümde sizlere Ahmet Hocam'la beraber tek tek anlatacağız. Erkeklerin sorunlarına yönelik hangi bitkiler kullanılmalı? Kadınlar özel problemleriyle alakalı ve çocuk problemleriyle alakalı hangi bitkileri hangi dönemde kullanmalı? Bunların hepsini Ahmet Hocam'dan detaylı olarak bilgisini alacağız. Ama öncesinde de Ahmet Hocam'ın Cuma günkü yazısını bir değerlendireceğiz. Siz kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın. Fotoğraf makinesi ya da cep telefonlarınızı hazırlayın. Ekrana da yansıtacağız. Direkt görselini alırsınız ve evinizde de bu kürleri uygulamaya çalışın. Netice alacaksınız. Gayet başarılı uygulanan kürler paylaşacağız sizlerle her zaman olduğu gibi. Evet hocam, 2. bölümümüzdeyiz. Bir Cuma günü yazımız var. Herkes beğeniyle takip etti. Çok da güzel yorumlar da aldı yazımız. WhatsApp ihbar hattına da çok güzel yazılar geldi. Ama öncelikle yazıya da geçmeden önce son zamanlarda evet dediğiniz gibi 2018 çok çetrebilli bir yıl, kırılma noktası olacak. Bunu da zaten görüyoruz daha ilk haftasından itibaren. 2018'in ilk haftasıyla beraber Diyanet işlerine de yoğun olarak bir yüklenmeye başladı. Bir güruh, bir topluluk. İşte 9 yaşındaki kız evlenebilir, hamile kalınabilir denmiş. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Hatta o kadar olay büyütüldü ki şu an Diyanet kapatılsın. Çünkü artık Türkiye'nin ve Müslümanların ihtiyaçlarını gideremiyor. Farklı bataklık içinde bir kurum olarak adlediliyor bir kesim tarafından da. Bunun alt metni nedir? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Kozmik bilim nasıl yorumluyor acaba bunu? Diyanetin bu kadar üstüne gidilmesi... Gerçeklik payı var mı yoksa maksat ve murat burada nedir? Hakan, bak şimdi adamın biri, biz bir zamanlar bir gazete kurmuştuk. Allah rahmet eylesin. Hepsi rahmetli oldu hocalarımdan. Hepsi. Profesör Doktor Sabahattin Zaim, Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş, Profesör Doktor Turhan Yazgan. İstanbul Üniversitesi Siyaset Kürsüsü'nün Kur'anlardır. Üçü de benim doktora hocamdı. Sayın Abdullah Gül'den tut da Cumhurbaşkanlığı yaptığı için sayın diyorum. Numan Kurtulmuş beyefendinin, hatta Tayyip Bey'in bile hocalığını yapmış. Hocaların hocaları bunlar. Benim de hepsi doktora hocamdı. Kitaplarımda da biliyorsun ön sözleri vardı. Kesinlikle. Geleceğin başbakanı işte vesaire, hocamın övgüleri de. İşte Ahmet Maranki yurt dışı içici deneyimleriyle imzasıları vardır hepsi kitaplarımda. Başarılarınız ve çalışmalarınızın ben de okumuşum yazıları hocam. Koyuyoruz kitabın başına. Bunu kim dinliyor? Kardeşim bu iş buralardan gelmiyor. Evet. Bu işi konuşmak lazım televizyonda. Perde arkasında ne var? Bugün Ahmet Maranki güçlü konuşabiliyorsa, Abdullah Akgül bir takım açıklamalar yapılabiliyorsa, tamam mı? Yapabiliyorsa, bunlar bu gücü nereden alıyor? Diyanet bir takım böyle işlere girebiliyorsa, Tayyip Bey göreve geldiğinde ilk zamanlar bu işleri konuşurduk. Kime el atacağız? İşte Kızılay. Çözdü Kızılay'ı. İkinci sırada Diyanet vardı. Başlayın dedi. Ben tabii hep yurt dışı görevlerde olduğum için mesela bizim çevremizden bir Haldun Bey vardı. Ertürk biliyorsun, çocukluk arkadaşımız. Haldun'u oraya şey yaptılar. Yine daha başka arkadaşlarımız bizim. Biz hep geri çekildik. Hep yurt dışı işlerde. Dedik ki Diyanet'e el atılacak. Attılar. Elleri yandı, geri çektiler. Attılar, geri çektiler. Bir daha attılar, yine geri çekildi. Şu an daha el atılmış bir şey yok. Benim hemşerim Ali, ele geçirilmiş durumda yani. Ali Bardakoğlu hemşerim bir adım attı. Mehmet Görmez biraz girmek istedi. Çok güzel işlere imza atmaya çalıştı orada. Hele şimdi bir rektör geldi herhalde. Diyanet İşleri Başkanı. Evet, Bursa Yalova Üniversitesi rektörü. Dün Süleymaniye'de bizim bir grubumuz var. Süleymaniye grubu. Orada yine böyle başkanlar, genel müdürler, bakanlar, sayın valim, başkan gelirler, hep otururuz. Müftü vardı. Dedim ya bu kim bu? Şey hocam dedi işte böyle böyle. Şimdi Türkiye'de gündemi birileri belirler. Bu ülkede araştırılması gereken şeyler yarına doğru. Birileri yüksek perdeden konuşabiliyorsa, güzel bir sistemin karşısında durabiliyorsa, bak güzel diyorum, biz kötünün karşısında durmaya çalışıyoruz. Onların mezun olduğu Amerika'da, İngiltere'de yurt dışında göreve gidenler iki yere gider. Bir Amerika'ya gider bir grup, orada ilgili 5 üniversite vardır, 5'inin de ekolu ayrıdır, ucu İngiltere'dedir. Bir de İngiltere'de de oraya giden kaymakamlar, valiler, işte İçişleri, Dışişleri Bakanlığı mensupları, Gümrük Tekel Bakanlığı, ticaret müşavirleri, kültür müşavirleri vesaire. Akademisyenler de orada İngiltere'nin güneyinde, Londra'nın güneyinde, Güney İngiltere'de Exeter Üniversitesi vardır. Bak. Exeter. Bunu gündeme taşıyorum. Buralardan kim meşhur olmuştur? Kim oraya gidip de Dışişleri Bakanı olamamıştır? Var mı örneği? Yoktur dünyada. Ya başbakan olursun ya cumhurbaşkanı olursun. Bak Allah için diyorum değerli dostlar. Biz artık haddi aşmaya geldik yani. Hani Efendimiz 62, biz de 62'deyiz. Artık her şeyi söyleme zamanı. Bana 30 sene önce demişlerdi. Bu şahıs milletvekili seçilecek. Yahu kim seçer bunu? Vekil oldu. Ben desteğe bile gitmedim. Hocalarım gidelim dedi. Biliyorum çünkü ben de geçtim oralardan. Ama bize sertifika verdiler. Kırmızı diploma değil. Niye? Sen devlet adına yapılan alımları gidip de limanda malı ters çevirip altına bakın bu 10 lira değil 3 lira dersen, öbürleri de otel odalarında gece küçük şişelerde verilen viskileri sabaha kadar içip yanındaki kız mihmandarlarla ilgili birimlerde bu kapağı açsak bu ülkede neler ortaya çıkar? Gitmeden imzalayıp yatak odasında bunları bu ülkeye alırsa, denileni yaparsa, emredileni yaparsa ona kırmızı diploma veriyorlar. Doğru söyleyen Maranki'yi Dokuzköy'den kovuyorlar. Döndüm elime geldim dedi ki bana şey bakan temsilcisi, duruyorum böyle. Sen mi dedi bu şeye gittin dedi, şeyi yaptın dedi. Evet efendim dedim, devletin 400 milyarını kurtardık. O dönemde de ciddi bir para. Bak şöyle yaptı. Böyle sinsi bir bakışla. Ölüp gitmiştir. Hesabı su veriyordur orada. Hani aferin aferin dedi. Benim Amerika'ya 3 kere gitmem lazım. Prosedürüm gereği. Meslek grubumda ben uzmanım. Başbakanlık baş uzmanıyım kardeşim. Ben teknokratım. Buradan emekli olmuşum. Bir daha gidemedim Amerika'ya. Benim grubumda affedersin kadın kız ilişkisi olan, sabaha kadar o viskileri bitirenler 3. 4. defa gittiler. Devlet soyuldu, soyuldu, soyuldu. Benim bu uzantısı da İngiltere'dir. İngiltere'de de, Alexer'de de, tamam, Exeter Üniversitesi'nde de açayım. Mesela Fehmi Koru. Önemli bir şahsiyet. İşte ilgili grubun köşesinde yıllarca Taha Kıvanç adıyla da yazılar yazmış. Artı Durmuş Yalçın diyeyim ben. Merkez Bankası yıllarca. Artı Kemal Derviş. Abdullah Gül de mesela orada tedris görmüş 2 yıl. Şimdi dünyayı kim idare ediyor kardeşim ya? Şu an senin seçildiğin valilerin, İçişleri Bakanı'ndaki müsteşarların, bilmem kimlerin, iş adamların. Bak, kötülemek için demiyorum. Adam sistemini kurmuş. Ben Amerika'ya gittim. Blacksburg Üniversitesi'ne gittiğimde Türksünüz. Turkey dedik. Hop dedi, bizi aldılar. Türk, Arap bilmem ne bölümüne. Bir gittik, aynı Süleymaniye Külliyesi gibi bir yer. İçeriye bir girdim. Kim bunlar dedim. Bunlar dedi Kürtçenin dedi 4 lehçesi var, bunu öğreniyorlar dedi. Yıl 90. 28 sene önce Türkiye'de şey hareketi, PKK, MKK öyle bir şey yok. Ve bu üniversitelerin hepsinin Kürdiyat Enstitüsü, Türkiyat Enstitüsü, Arabiyat Enstitüleri adı altında bölümleri vardır. Devlet bu ya. Her üniversitesinin Cambridge'e gittik. Cambridge'de her kolejin önünde bir kilise var. Din var. Yani bugün bu konuşmalar, o başımıza gelenler, bu ülkeyi batıranlar, kağıt atanlar, bir gecede 5 aileyi zengin edenler tesadüf değil. Bunun altında ne var? Şimdi bütün yorumcular bunun haberini veriyor. Hemen bu çaldı, bu çıktı. Niye? Kim bunlar? Yarın ne yapabilir? Bu televizyonlar, stratejistler yarını görmesi lazım. 5 sene sonra sen şayet Hakan Yalçın'ı buraya getirirsen bu devleti soyacak. Bunun mezun olduğu yer bura. Nereden biliyorsun? Çünkü bundan önce oradan olup da buraya gelen soydu. Bu ülkeyi birilerine peşkeş çekti. Aselsan'ı buna verdi, Mehmetsan'ı buna verdi, Türk Telekom'u buna verdi, şu madenleri buna özelleştirdi. Daha ne arıyorsun sen? Bunları araştırsana. Durup diyorlar ki yalnızız biz, kimse yok. Var kardeşim, var. İşi bilene soracaksın. Hep yanılmaz ki insan. Bugün Erbakan Hoca'nın bir şeyini paylaştım. Yanıldım diyor. Biz yanına gittik Profesör Ömer Aksu Hoca'yla. 28 Şubat'ta görevden alınınca, eski Harbiyelidir, derin bir adamdı hocam. Yaşıyor şu an Ömer Aksu Hoca, profesör. Hoca dedi bizi çağırıyor Altınoluk'a, hadi gidiyoruz. İkimiz de adaydık. Hocam Genelkurmay veya daha bir bakan oluyordu. Milli Savunma veya Dışişleri Bakanı oluyordu. Biz de Türk dünyasından sorumlu Başbakan yardımcısı oluyorduk. Rahmetli kıyamet günü Erbakan odasında teklif etmiştir. O zaman Sayın Abdullah Gül'dü. Gelin bak bu işleri siz yapın dedi. Ama 28 Şubat geldi. Yine akıl hocaları başkaydı çünkü. Ne dedi dedim Altınoluk'a, ben gelmiyorum hocam dedim. Ben göreve dönüyorum çünkü 4 sene Birleşmiş Milletler'deki görevime dönemedim Hakan. Niye? O zamanki bu Fazilet Partisi gibi bir partiden sen nasıl aday olursun diye 4 sene beni Birleşmiş Milletler'deki görevime döndürmediler de Allah rahmet eylesin Nevzat Yalçıntaş Hoca git dedi. Sakın dedi ne Türklükten ne Müslümanlıktan bahsetme. Dışişlerine gittim önümde. Sana bir sual soracağım dedi. Senin gibi biri dedi. Diplomat, 3 dili olan, 3 üniversite okumuş, doktorası olan, yurt dışı tecrübesi olan biri böyle bir partiden dedi nasıl aday oldun dedi. Hangi akılla? Yıllara bak. Efendim dedim o partinin dedim genel başkan yardımcısı Nevzat Yalçıntaş doktoru hocamdı. Dedi ki hocalık hakkım var efendim, ismet edin dedi. Dedim ilginç dedi. Nevzat adamımızdır dedi. İmzaladı da öyle dönebildim. Kimse sahibin olmuyor. Niye? Biz Anadolu'dan geldik, çarıkla geldik kardeşim bu ülkeye. Exeter'den gelmedik buraya. Onun için işte başa getirdikleri adamlar hep yanıldık diyorlar. Yanıldık, yanıldık. Ya insan bir kere yanılır. 2 kere yanılır. Ya 3 kere yanılır mı adam ya? Bir yılan 3 kere sokar mı? 93'te biz bunlar hain, bunlar devlet düşmanı, millet düşmanı. Ölçü mü arıyorsun? Ölçü var. ABANT toplantısına kim gitmiş, kim gitmemiş? Al sana ölçü. Ayırdın mı? Oraya gidenleri akil adam seçtin. Akil adam seçtin, Anadolu'ya çözüm sürecine yolladın. İhanetin içine düştük. Sonra yine yanıldık. Yahu yeter ya, şu milli adamlara dönün. Kim bu adam? Kaliyle hali aynı mı? Bak bakayım bu adamın bir ağacı var mı bu ülkeye dikili ya? Bir ağaç dikmiş mi bu adam? Ekonomiye bir katkısı var mı? Sahasında bir şey üretmiş mi? Bunu evde karısı tutuyor mu? Bunun karısı var mı ya? Karısına bak, çocuğu var mı? Başkasının ırzında gözü var mı? 3 karısı mı var? Oradan karıya geleceğim, hanıma geleceğim, çocuğa. Bak bunlara, yanıldık. Sayın Cumhurbaşkanı yalnız değil, millet arkasında. Dualar arkasında. Ama AK Parti'nin değil, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında. Neler var? Söyleyemiyoruz, mal bizim çünkü. Ama yavaş yavaş söyleyeceğiz. Onun için şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı, efendim işte hani ben şöyle diyorum, Fatih Sultan Mehmet köhneleşmiş olan bir asrı devirirken papazlar ne konuşuyordu biliyor musun kiliselerde, Ayasofya'da? Savaş var. Din adamlarına bak bak. Efendim cinler dişi mi erkek mi? Şimdi bizimki de ona benzedi biraz. Hani ülke batmış gitmiş. %99,99'u Müslüman olan bir ülkede %75 Çekler geri dönmüş. Irza tasallut, kadına dayak, buna şiddet, efendim namussuzluk, arsızlık, lezbiyenlik, homoseksüellik, devlet televizyonunda Abdülhamit'in sarayında bile cinsel, herkes belinden aşağısını düşünen bir hale getirilmiş. Efendim evlensin mi evlenmesin mi, evleniyor mu evlenmemiş mi? Esasası düzelt ya. İşte bu yazımız bununla ilgili. Onun için bak ben bu yazıyı yazdığımda daha Diyanet İşleri Başkanı bunu söylememişti. Bak feraset burada. Çok da güzel. Bu bir gün önceden gönderiliyor. Perşembe günü 18'de yazımız gitti. Cuma gün yayınlandı. Bir teşbih yaptım. Zamanımızda Hekimoğlu İsmail tedrisinde çok bulunduk. Minyeli Abdullah kitabı vardı. Çok tuttu. Türkiye'deki bütün olumsuzlukları anlatacak ama suç. Çekiniyorsun. Ordudan, devletten, bakandan. Güya Mısır'da bir Minye şehrinde bir zulüm görüyor insan. Aslında Türkiye'de görüyor. Ben de bir teşbih yaptım. Çiftlik sahibi bir ağa var. Hakan. Biraz aşağı doğru kaysınlar. Bunu pek çok kitapta, Gazali'de de böyle yavaş yavaş kaysın arkadaşlar. Birden kayınca okunmuyor. Biraz emek veriyoruz buna mümkünse. Bir koloniler varmış, çiftlik ağası. Ağanın bir çiftliği varmış. Çok güzel bir çiftlik. Çiftlikte yavaş yavaş kulübeler var. İnsanlar yiyor, içiyor. Tabi dünyada da alemlere rahmet olarak yarattık diyor ya. Başka koloniler de varmış. Arkamızda verilirse seviniriz. Biz de bir kenarda hani böyle bir şey harikası gibi, sunum harikası. Neticede bu çiftlik ağası çok güzel, her şey tabii böyle verimli, insanlar mutlu, huzurlu bir dünya. Sonradan ağa demiş ki bak ben gidiyorum, Kahya'yı çağırmış. Burayı iyi dinlesin bu Necip milleti. Pek çok kitapta bunun teşbihi var. Geçen günde birisi anlattı bunu. Bir ilahiyatçı hoca. Farklı anlattı. Demiş ki size bir kitap bırakıyorum. Bu kitabı demiş Ne yapıp buna göre uygulayın. Kalan ömrünüzü mutlu, huzurlu, dünyanızda, ahiretinizde cennet olsun. Ve Kahya kitabı almış, her gün okumuş halka. Artık öyle hale gelmiş ki bu kitap okununca herkes çok beğenmiş, herkese bir kitap verilmiş. Evlere konulmuş, baş üstüne konulmuş. Hatta ölüm günü, doğum günlerinde bu kitap açılıp okunuyormuş böyle. Tamam mı? Çok böyle güzel artık. Hatta öyle hale gelmiş ki çocuklarına ezberletir olmuşlar bunu. Ezberliyorlar. Hafızları yetişmiş bu kitabın. Talimatnamenin, ağanın talimatnamesi. Okudukça da ağlıyorlarmış. Ama hiç hayata geçiren yok ha hafızları. Bu ara çiftlikte değişiklikler oluyor. Domatesler kuruyor, bilmem neler hibrit oluyor. İnsanlar hastalanıyor. Ama kitaba öyle bir ilgi var ki kitap muazzam, baş üstünde böyle. Tutuluyor evlerde böyle. Hatta yarışmalar düzenleniyor. En iyi kim? Ağanın kitabını en iyi kim okur? Tamam mı? Bunun birinci, ikinci, üçüncü seçiliyor. Hani böyle. Hatta bunu devlet yapıyor. Yani getiriyor, o güzel okuyor falan böyle birinci, ikinci, üçüncü. Hatta bununla ilgili dershaneler, kurslar açılıyor böyle. Bu ağanın kitabının, talimatnamenin böyle kursları açılıyor. Dershaneleri, mektepleri. Hatta öyle hocalar çıkıyor ki bunu değişik kıraatta okuyor. Manasını değiştiriyor. Öyle değil, şöyle diyor, böyle anlamak lazım bunu diyor. Yorumlar başlıyor artık. Sadeleştirmeler başlıyor vesaire. Tam bu aşamada ağa çıkıp geliyor. Bir bakıyor ki çiftliğine her şey kurumuş, domatesler hibrit olmuş. Bütün bıraktığı adamlar hasta, sıkıntı, çiftlik elden gitmiş. İçindekiler de berbat olmuş. Şimdi ben milletin ferasetine bırakıyorum bu işi. Tamam mı? Birden aklıma geliyor. Diyorum ki ya hatta bu daha ileriye getirdim. Yazımda var orada. Diğer kolonilerdeki ağaların yazdığı kitapları kendine getiriyorlar. Oranın adetleri, giyim, kuşamları vesaireyi o çiftlikte uygulamaya başlıyorlar. İşte doğum günü, ölüm günlerinde böyle maytap patlatıyorlar, havalara atıyorlar, sokaklarını süslüyorlar. İşte o zaman Noel Baba yok da başka babalar var, onun resmini koyuyorlar. Böyle böyle işler. Bir geliyor ki çiftliğin sahibi vay diyor ya. Bu benim ümmetim değil, bıraktığım halkım değil, bu benim diyor. İşte ben inşallah diyorum bu dünyamızda olur mu böyle bir şey derken Türkiye'nin fotoğrafını bu insanlığa bırakıyorum. Ve bunun sonunda ne olmuş biliyor musunuz? Millet esasattan ayrıldığı için kitapta yazılanları hayatına geçirmeyip sadece İsrailiyat tasavvufuyla bunu anlatacağım. Unutturma. Tamam hocam. Tegannilerle bunu anlatmaya başladığında ben bir gün sormuştum bizim hafız yeğenlerden birine, biri rahmetli oldu. Oğlum dedim bu hafızlardan hangisi dedim şu senin sabah namazında okuduğun dedim geldiklerinde kaç kişi geliyor dedim önce hocam dedi yani sabah namazına gelen yok. Peki dedim bunun içinde manasını anlayan çıkar mı? Belki 2-3 kişi çıkar dedi. Yaşanmış vakayı söylüyor. Hayata geçirilmeyen bir kitap. İşte böyle bir çiftlikte bir bakıyorsun delihaneler dolu, meyhaneler dolu, hapishaneler dolu. Elinde kitapta yazmayan nebatatlar, mekruh, haram yazılan şeyler kullanıldığı için de şüpheli şeylerden kaçın hükümlerini de kimse anlatıp uygulamadığından harama batmış bir insanlar. Hepsi hasta, yarısının diz kapağı ameliyatı, yarısında 8 tane stent, yarısı mide küçültme ameliyatı. Ondan sonra Somali'deki şeye, Kudüs'teki şeye, fakire, fukaraya ağlıyor. Kendi de mide küçültme ameliyatında. Bizim detoks kamplarında kilo vermeye çalışıyor. Bak. Bir bakıyor ki ülkenin hali böyle. Şimdi ben sana soruyorum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi. Sanki bizim biraz bu Anadolu'muza benzedi mi bu tablo? Yakın. Evet hocam. İnşallah aslı olmaz diyelim. Tabii ki de herkesin üstüne ben onun için burada bizim de hedefimiz, hatta düşman ağların talimatlarına uymaya başlıyorlar. Onların giydiği gibi giyinip, yediği gibi yedip, içtiği gibi yedip, böyle bir şekilde biz de diyoruz ki birden düşünün. Efela ta'kilun, yetefekkerun sonuna doğru. Yani aslında başlığımız gibi diyoruz hocam. Çok güzel de bir başlığı var bu yazının. Evet. Taklidi imandan tahkikiye geçebilmek için Kur'an'ı hayatımızda fiiliyata geçirmek. Ahir zamanda bak hocama sormuştum ben. Bize bu bilimleri öğreten. Evet. Hocam bu iş nasıl çözülecek? Oğlum 3 yolu var derdi. Ahir zamanda bir zat gelecekse, o bir fikir olabilir, bir ruh olabilir, bir ekol olabilir, bir şahsı manevi olabilir. 3 vazifesi var diyor ki Risale-i Nur Külliyatı'nda buna dair de çok geniş izahlar var. 1. Taklidi imanı tahkikiye geçirecek. Hocam yani bu millet iman ehli taklitte mi? Evet derdi. Taklidi imanı tahkikiye geçirecek. Hayatına uygulayacak. Kalinde değil, halinde yaşayacak yani. Hani A'nın kitabını ezberleyip o günlerde ağlayan, yarışmalarda birinci olanı demiyor. Hayatına geçiren. Ve ehli iman dalaletten kurtulmak şartıyla diyor. İman ehli dalalette mi? İşte görüyoruz. Bu kadar senet dönüp, bu kadar ırza tasallup, 8 yaşındaki bir kızı ben alacağım diye, tamam mı? Bugünkü şartlarda ben yorum yapmak istemiyorum. Böyle bir hayat tarzı, emniyetsiz bir ülke düşünebiliyor musunuz? Sokağa çıkamayan, Irak'ta, Suriye'de can emniyeti yok ya. Hepsi biri diyor ki Allahu Ekber vuruyor, öbürü la ilahe illallah diyor vuruyor. Böyle bir din olur mu ya? Aslında aslımıza rücu etme vakti gelmiş hocam. Gelmişiz, biz Adem'in nesliyiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen bu zamanki alem, bak alemler diyor. Buraların açılması lazım. İşte burada bu taklidi imanı tahkikiye çevirmedikçe bir. Hocam, İkincisi ehli imanı dalaletten kurtulmadıkça ve Kur'an'ı hayatımıza nerede söylenmiş, niçin söylenmiş, hangi makamda söylenmiş, kime söylenmiş, manası, maksadını, muradını, tevilini, hayatı içtimaiyedeki uygulama alanı bu millete öğretilmediği sürece burnumuzun üstünden kalkmamız asla mümkün değil. İşte Diyanet bugün bu işlerden ziyade bununla uğraşmalıdır diye söylemek istiyorum. İlim fen noktasında Kur'an'ı anlatamazsak, mekteplere sokamazsak, efendim din kültürü dersleriyle hiçbir yere bu toplum gidemez. Hala 8 yaşında aynı şeyin cinler şey miydi, dişi miydi, erkek miydi tartışır. 100.000 kişilik Diyanet ordusu ve yüz binlerce kişilik cemaat ve cemiyetlerle bu işin sonu alınmaz. Bu işe mutlaka ilim fen noktasında ortaya koymamız lazım gelir diye düşünüyorum. Şifa buradadır. Hocam kısa bir reklama gidelim. 3. bölümümüze de geçelim. 3. bölümde de bu arada herkese tekrar duyuyoruz. Kadınlara ve erkeklere özel kürümüzü anlatacağız. Kısa bir reklama gidiyoruz. Bizden ayrılmayın. 3. bölümde de şifa noktalarına değineceğiz inşallah. Midenizde yanlar çekilsin. Nane mutlaka, alerjisi mutlaka, elma silen baş ağrılarında %100 şifadır kainat şifanesinde. Evet değerli Akit TV izleyicileri, kısa reklamımızın ardına yine sizlerle beraberiz. Son bölümümüz, son konumuza geçiyoruz. Kadınlara ve erkeklere özel bir kür vereceğiz. Bu kürle gerek erkeklik problemlerinde, gerekse kadınsal problemlerde, adet dönemi, erken menopoz dönemlerinde yaşadığınız sıkıntıları gidermek için kullanacağınız bir kür vereceğiz size. Hem kadınlara hem erkeklere özel bir kür. Not kağıtlarınızı hazırlayın, kalem kağıtlar hazır olsun. Ahmet Hocam birazdan hem görsel olarak hem de size bunları bilgi açısından aktaracak diyoruz. Bu kürlerimizde ilki kadınlara özel kür olacak, ikincisi erkeklere özel kür. Evet Ahmet Hocam, son bölümümüze geldik. İki güzel kür paylaşacağız burada. İlkini, kadınlara özel kürümüzü tekrar üzerine paylaşıyoruz. Aslında geçtiğimiz haftalarda da bunu paylaşmıştık. Ne kaçıranlar demek? Kadınlara özel kürdeki mana ne, maksat ne hocam? Yani kadınlara özel adet düzensizliği çekenlere, erken menopoza girenlere, hormon dengesizliği, kısırlık problemi yaşayan, sıcak basması, gece terlemeleri yaşayan kadınlara, regl dönemini kötü geçiren kadınlara yönelik bir kür hazırlamışız hocam. Evet. Bu kürümüzü tabii sizden dinlemek isteriz. Evet, şimdi bakıyorum da. Evet, hakikaten burada bakıyorum. Hocalar demiş ki, bizim Hüseyin Ülkü Kastamonu'dan bilhassa, demiş ki hocam bütün hocaları aynı kefeye mi koydunuz? Hayır. Evet, hakikaten bizim bu kozmik detoks konuşmalarımıza ben en azından Türkiye'de 20'ye yakın müftülükle ve pek çok camiyle ve yurt dışında bilhassa Avrupa'da Diyanet'le ve oradaki grupların, isim vermek istemiyorum, A grubu, B grubu, C grubu, Avrupa bu işi aşmış. Orada çünkü cami dediğinizde sadece 10 milyon dolara yapılıp bir saat çalışan bir yer yok. Orada adamın yemesi, içmesi, spor salonundan kütüphanesine, gasılhanesinden restoranına, helal marketine kadar her şey var. Aslında cem budur, cem olma budur. Müslümanın bütün gün meşgul olduğu bir yer. Ama Türkiye'de bu böyle değil. Türkiye'de de yine bu işi yapan, ben çok iyi biliyorum, tenzih ederim, bu işin yöneticileri esas olarak. Şöyle diyelim, mesela biz detoks günlerimizi camilerde hocalar bildirir. Anons ederler. Ahmet Maranki Dolunay günleri şu anda detoks günleri başlamıştır diye onlarca hocamız var bu işi halkı bilinçlendiren, yapan ve ilahi hükümler ışığında nasıl sağlıklı yaşarız? Kur'an ve sünnetullah'a göre en azından 300'e yakın şey yapmışız. Bu çok önemli. Bunu da söylemek istiyorum. Tenzih ederiz vazifesi yapanlar, başımızın üstünde yeri var. Evet, kadınlarımızla ilgili olarak bu kürümüzde orada vermişler. Bunu olmazsa hemen bir yapalım. Bu çok önemli bir kür. Ben buradan söylüyorum. Doğan çocuklar geri zekalı, şaşı, aptal, ince kemikli, kısır doğuyor. Eksik doğuyor. Bunlar prematüre doğuyor. Doğmaması için çok önemli. Bilhassa kadınlarda kist, miyom, iltihap, adet düzensizliği. Bunlar işte beline vurur, bel ağrılarıyla başlar. İşte kainat şifanesinden çözüm olabilecek. Öyle tüp bebeklere falan ihtiyaç kalmadan, kediden köpekten geçen, bilhassa köpekten toksoplazma gibi düşük yapan bir takım rahatsızlıklarda, yine bel soğukluğu ve frengi gibi erkekten alınan hastalıklarda da çocuk olmama gibi sıkıntılar var. Rahim darlığı, rahim küçüklüğü, rahim kurulu. İşte bütün bunların çözümü kainat şifanesinde sizler için topladık 3 tane bitki. Bu 3 bitkiden hazırlayacağımız bir kürü istersen verelim. Nasıl hazırladık? Tabii hocam, yönetmenimizden de rica edelim. Herkes kağıdı kalemi eline alsın. Evet. Evet değerli kozmik bilim müdavimleri, bugün sizlere kainat şifanesinden çok önemli şifa reçeteleri sunmaya çalışacağız. Peki nedir sıkıntı? Bizleri hayata getiren, bakıp büyüten, eğitim veren, her an muti olmamız gereken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hadislerinde pek çok ayet gördüğünüz gibi bu 3 bitkiyi asla unutmayın. Yine söylemek istiyorum. Evet, kısa bir teknik aksaklıktan dolayı özür dileriz. Video tekrar hazırlandığında yönetmenim bize bildirecek hocam. Ben isterseniz tekrar yazıyı, kürü ekrana alalım yazısını. Ben de buradan kısaca bir bahsedeyim. Siz de notlarınızı bize iletin hocam. 1 çay kaşığı hayıt tohumu demişiz hocam. 1 tutam biberiye otu, 1 tutam da civan perçemi otu. 200 milimlik su için. Kaynamakta olan suyumuza, 200 milimlik suyumuza bitkilerimiz sırasıyla eklenir, 5 dakika demlenir ve günde 2 fincan da tüketilmesi tavsiye edilir demişsiniz hocam. Evet, şimdi burada çok önemli hayıt tohumu, civan perçimi, aslan pençesi gibi bitkiler ki bunun içinde civan perçimi, hayıt tohumu kadın hastalıklarında prolaktin hormonu salgılanmasında, östrojen hormonu salgılanmasında, diğer kadınlık hormonlarının aktif hale geçirilmesinde doğurganlıkla ilgili destek olarak kullanabileceğiniz en baştaki 2 bitki. Niçin biberiye koyduk? Biberiye de kanı sulandırıcı özelliğiyle, mikrop öldürücü özelliğiyle kainat şifanesinde bir bitki. Yapılan bütün çalışmalar bunu bize göstermiş. Bu çok önemli. İşte alıyorsunuz bu 3 bitkiyi. Bunları tek tek, birini sabah, birini öğlen, birini de akşam. Yani sabah, öğlen ve akşamleyin birer 200 gramlık su bardağıyla mutlaka içeceksiniz. Veya üçünü bir arada burada olduğu gibi 200 gramlık günde 3 defa en az 600 gram. Bunu içmeniz halinde ve mutlaka 21 gün bunu kullandığınızda tatlandırmak için biraz acıdır bu. Bitkiler çok sert bitkiler ve bunu demlerken de en az 4 dakika bekleteceksiniz. İçerken içine tabi baldan bir bal, azıcık bal içine koyabilirsiniz. 3. 5. günler bel bölgelerinizde kaşınmalar başlayacak. 5. 6. günlerinizdeki bu ağrılarınız azalacak. Adet düzensizliği, adet kesikliği çekenlerin adetleri yeniden gelmeye başlayacak. Normale dönecek, çok şiddetli kanamaları olanların kanamaları normal günde 3 ile 7 gün arasına inecek. Ve neticede idrar yoluyla bir takım böyle iltihabi, yoğun, yağlı gibi bir takım maddeleri, hatta o kist parçalarını da attığını pek çok izleyicimizden bunu görüyoruz. İşte 21 gün bunu kullanmanız halinde bu çayı çok iyi neticeler alırsınız. Hastaysanız, kronik bir rahatsızlığınız varsa bunların nesini kullanabilirsiniz? Piyasada tabletleri var. 100 kilodan yapılmış yağları var. Yağlarını içebilirsiniz. Yine de ekstrat olarak da yine bu üretilmiş olarak da dünyada ve Türkiye'de mevcut. Yine bunları da kullanabilirsiniz diye söylemek istiyorum ama bu bitkiler kadınların rahatsızlıklarında, bilhassa genç kızlardan, çocuğu olmayanlarda, ateş basması erken menopoza girenlerde bunu kullanabilirler. Düşük yapanlar yine bunu kullanabilirler. Sadece de düşük yapanlara bir yonca ve reishi mantarı. Düşük yapanlarda yonca ve reishi mantarını da yine çaylarını içerek mutlaka kullanmalarını söylemek istiyorum. Bu çok çok önemli bir bitki. Bunu mutlaka yapın diye söylemek istiyorum. Sağ olun hocam. 2. kürümüze, erkeklere özel küre geçelim ama isterseniz. Bunun eksanda şeyini veremedik, onu verelim, anlatalım, acelemiz yok. Videoda bir yere mal yetiştirmiyoruz ki. Videoda bir hatamız olmuş, o yüzden ekrana veremiyoruz. 4 dakikada öbür şeyi anlatamayız, bunun hakkında bilgi verelim. Tabii hocam, buyurun. Şimdi değerli dostlar, arkadaşlar da yine bunu nasıl, bakın. Ahmet Maranki bir ekol. Şimdi burada program yapan arkadaşlar var. Burada anlatıyorlar. Adam hayıt nedir görmemiş ki. Civan perçimi nedir bilmiyor kardeşim. Çocuklara okulda bunlar öğretilmiyor. Biz burada bunu çekiyoruz, gösteriyoruz. Bunların görülmesi lazım. Civan perçimi nasıl bir bitki, nasıl konur, nerede demlenir? Bu insanların çoğu nasıl tuvalet yapılacağını bilmiyor. Eğitim seviyelerimiz düşük. Bunların anlatılması lazım. Ben onun için değerli izleyicilerim, sizlere bunu dağları taşları geziyorum. Merkezlerimde bu bitkileri alıyorum. Bunları demliyorum. Tek tek. Onun için bu görüntüleri çekiyorum. Arkadaşlarımız bu görüntüleri hazırlasınlar. Verelim. Hayıt tohumu, biberiye, civan perçimini sessiz verelim, arkada nasıl yapıldığını, görüntüsünü verelim arkadaşlar. Evet, alıyoruz bunları, çayını demliyoruz, içiyoruz. Bilhassa kisti olanlar, miyoma olanlar, iltihabı olanlar, çocuk problemi yaşayanlar, bunların hepsinin yapılması lazım. Bunu günde en az 3 kere içecekler. İçemez, acıysa şayet bir bal koyabilirler. Öyle fazla sıkıntı çekiyorlarsa, bir takım psikolojik hani gerginlik içinde olurlarsa bir damla nane yağı içine koyarak mentollü gibi de içebilirler. Aç karnına içmeleri çok daha faydalıdır. İnanın bu kürü yapmaları halinde ister tabletini, ister ekstratını, ister yağını, ister çayını almaları halinde belindeki rahatsızlıklar, çünkü bir insanın böbreği, rahimi ve mesanesi bel bölgesindedir. Bel fıtığı dediğinizde oradaki sinirlerin omurgaya değdiğindeki hastalıklardır. Hocam derdi ki omurga hastalanmaz. Onun için bu bitkiler çok önemli. Hemen gidip bir yerinizi kestirmeyin. Gidiyorsunuz bel fıtığı, boyun fıtığı. Acaba tiroidine baktırdın mı? Bademciğinde sıkıntı mı var? Neden burada lenflerin çıkıyor? O da işte boyundan giderken, omuriliğe giderken sinirlere baskı yapıyor. Biraz okuyun. Allah'ın ilk emri oku. Okut, dinle, dinlet. İşte bu televizyonu, niye biz buradayız? Bunları paylaştığı için buradayız. Herkesin illa particilik, bilmem FETÖ'cülük değil, insanların sağlığa da ihtiyacı var. Bak ben 1000 tane program yaptım, %38 şer aldım. Bunları böyle yaparsak bu toplum bilgilenir, sağlıklı çocuklar olur, sağlıklı çocuklar sağlıklı beslenir, sağlıklı çocuk olur, sağlıklı düşünür, sağlıklı çocuk olur. Sağlıklı beslenmeyen, düşünemeyen bir toplumda sağlıklı çocuklar olmaz. Onlar ne hıfz yapabilir, ne okuyabilir, ne başarılı olabilir. Onun için ben bütün hanımlarımıza ekranı çeksinler. Bunun çayını, tabletini, ekstratını kullansınlar. Bir de hastalıklara hangilerine iyi gelir diye tablomuz vardı. O tabloyu da ekrana verip çeksinler arkadaşlar. Şu an yayın süremiz bitiyor hocam. İsterseniz bir dahaki hafta, önümüzdeki hafta detaylı olarak veririz. Tüm video ve tablolarıyla alakalı. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet değerli Akit TV izleyicileri, bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Sağlıcakla kalın inşallah. Midenizde yanma, öyle kaçak var. Yemek öncesi bir kaşık.